Bismillahirrahmanirrahim. Qiyomatning alomatlarining 7-chisi tug'ilgandan vafot etguvchi va o'lguvchi ko'p bo'lur. 8-chisi dunyoda erkaklardan xotinlar hisobda ortiqroq bo'lur. 9-chisi ba'zi yillarda taom va yemak ko'p bo'lib, g'oyat to'qluq bo'ladur va ba'zi yillarda, ya'ni ba'zi yerlarda da taom va yemaklik narsalar bo'lmay qolib, qattiq ochliqlar bo'ladur. 10-chisi mashriq tarafdan Ya'juj va Ma'juj nomli bir turlik qavm chiqib, yer yuziga tarqalur. Mag'rib tarafning xaloyiqlariga ham g'olib bo'lib, alarga zulm qilurlar. 11-chisi andin so'ngra bir kazzob yolg'oncha kishi chiqib, ko'p odamlarni o'ziga tobi qiladur. Tobi bo'lgan kishilarni yo'ldan chiqarib, beimonlikni va fosiqlikni o'rgatadur. Bul kishini dajjal deyilur. 12-chisi dajjal xaloyiqni yo'ldan ozg'urib, ya'ni ozdirib yurg'on vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhi salomning muhtarama qizi Hazrati Fatima naslidan Muhammad nomlik bir solih kishi chiqib, xalqni va'z va nasihat birla fosiqlikdan va beimonlikdan man qilur. Yaxshilik va odillikga targ'ib qilur va ham askar jam qilib, ya'ni askar yig'ib dajjolni qavmiga qarshi bo'lib urushur, urush qiladur. Bu kishini Mahdi deb atalur. 13-chisi shul asnoda osmondan Hazrati Iso alayhissalom yer yuziga tushib, Hazrati Mahdi tarafiga yordam beradur. Ushbu urushda dajjol halok bo'ladur va askarlarini ham aksari halok bo'ladur. Qolg'onlari yig'ilib Hazrati Iso birla Mahdining hukmlariga tobe bo'lurlar. Xo'p, 14-chisi shul zamonda Iso birla Mahdi adolat birla hukumat joriy qilgan sabablik xaloyiqlar necha yillar yaxshilik va osoyish birla umr o'tkarurlar. Ul zamonda yer yuzi g'oyatda amniyatlik bo'ladur va yaxshi amallarni qilg'uvchi odamlar ko'p bo'lur va yomon ishlarni qilg'uvchi odamlar kam bo'ladur. 15-chisi. 15-chisi shul zamonda xazina va mollarga chinon barakat va ziyodalik paydo bo'lurki, har bir kishi g'oniy va davlatmand bo'lur. Hatto shul martabaga yetarki, yer yuzida zakot va sadaqa olmoqqa faqir kishi topilmas. 16-chisi shul tariqa adolat va amniyat zamoni tamom bo'lib, andin so'ngra xaloyiq yana to'g'ri yo'ldan chiqib, gunoh ishlarini qilmakga va kofir bo'lmakga yuzlanib, beimon va gunohkor kishilar ko'p bo'lurlar. 17-chisi shul zamonda mag'rib tarafdan bir sovuq shamol turib, mo'min va musulmon kishilarni halok qilur. Ba'dozon yer yuzida faqat gunohkor, fosiq, beimon kishilar qolurlar va har turli gunoh ishlarini qilmakga mashg'ul bo'lurlar. Savol: andin so'ngra navoqiya bo'lg'ay? Javob:
Allah Taala'nın hikmeti birle aftabının yürüyüşe teskeri bulup mağrib taraftan çıkadır. Uşbu gün dünyanın ahiri günü ve ahiri saatidir. Uşbu gün gece günahlardan tövbe kılınsa makbuldur. Uşbu günden başlayıp tövbe makbul olmaz. Sual: bundan sonra ne vakıa buladır? Cevap: bir zaman bütün yeryüzüde bir türlük dert basıp her bir kişine hoşuna yok kılır. Sual: bu vakıadan sonra ne hadise bulur? Cevap: İsrafil ferişte özünün koluğa bir Cevap: İsrafil ferişte özünün koluğa berilgan sur namlik şahını uradır. Bas şundan sonra yeryüzüdeki cemi candar olup tamam boladır. Sual: cemi candar olup tamam bolgandan sonra ne boladır? Cevap: bir kattık şamal payda bolup yer ve yer üstüdeki şahlarını ve üylerini, şehirlerini ve üylerini ve tağlarını harap kıladır. Yeryüzü mestuh ve beraber, yani tekiz ve beraber bulup bir deşt bulup kalır. Sual: andın sonra ne buladır? Cevap: yerde ve asmanda bar ferişteler hemmelere tamam olurlar. Yer ve asman ve alarda bulgan mahlukat hammalari halaj ve fani bulurlar. Bas şundan şul zamanda Allah Ta'ala'nın özüden başka hiç bir mevcut trik nimarsa kalmaydır.